Doğuştan gelen davranışlar yani içgüdüler ve öğrenilmiş davranışlar. Doğuştan gelen davranış, bir insan ya da hayvanın bir uyarıcıya karşı ilk seferde doğru bir şekilde sergilediği davranıştır. Bu onların doğuştan sahip olduğu bir şeydir. Doğuştan gelen davranış için bir diğer isim insanların aşina olduğu daha yaygın bir kelime içgüdüdür. Öğrenilmiş davranışlarsa deneyimle öğrenilen davranışlardır doğuştan gelen ve sonradan öğrenilen davranışların en bilinen çeşitlerini yazdım. Doğuştan gelen davranışları ikiye ayırdım. Basit ve karmaşık davranışlar. Basit, doğuştan gelen davranışların üç çeşidi vardır. Refleks, taksi ve kinezi. Gelin, örnekle bunları anlayalım. İşte burada bir spot ışığımız var ve parıl parıl ışıklar saçıyor. Eğer Direkt olarak gözümüze tutulan bir spot ışığı varsa, doğal tepkiniz gözlerinizi kısarak bakmak ya da kırpıştırmak olacaktır. Gözleri kırpıştırmak bir çeşit reflekstir çünkü daha önce kimse size nasıl göz kırpılacağını öğretmemiştir. Bu sadece doğduğunuz günden beri doğal olarak oluşan bir davranıştır. Taksi ise bir organizmanın bir uyarana doğru ya da ondan uzağa gittiği bir çeşit harekettir. Ancak bu kısıtlı bir davranıştır. Geceliğin bir mum yaktıysanız ona doğru uçan böcekleri fark etmişsinizdir. Bu bir çeşit taksidir. Çünkü kasıtlı bir hareket olarak böcekler mum uyaranına doğru uçuyorlardır. Işığa uçan böcekler yazalım. Kinezi rastgele bir harekettir. Spot ışığı örneğini kullanalım. Karanlık bir odada spot ışığını açsanız ve yerde birkaç fare olsa, fareler bu ışık uyarıcısına rastgele bir şekilde farklı yönlere hızlı koşarak tepki verirler. İşte bu kinezidir. Çünkü bu uyarıcıya karşı rastgele bir harekettir. Mutlaka ışığa doğru ya da ışıktan uzağa hareket etmezler. Sadece hareket etmeye çalışırlar. Bunu da yazıyorum. Hızla kaçışan fareler. Şimdi insanların çoğunlukla taksi ve kinezi terimlerinden kafaları karışıyor. Çünkü Bunların bir uyarıcıya cevap olarak hareketle ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Ve taksi bir uyarıcıya doğru veya ondan uzağa olabileceğinden dolayı kineziye çok benziyor. Ancak şunu hatırlamalısınız. Taksi kısıtlı bir harekettir. Kısıtlı olmak bir şeye doğru ya da ondan uzağa bir amaç doğrultusunda gitmektir. Ve taksi kelimesini düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şeyi hayal edin. Bir taksi, değil mi? Sarı bir taksi Şimdi o taksiye bindiğinizi hayal edin. Belirli bir yöne gider değil mi? Bir yere gitmeyi amaçlarsınız ve taksi de o yöne doğru gider. <laughs> Buradan aklınızda kalsın. Kinezi ise rastgele hareketle alakalıdır. Karmaşık davranışlara gelince, sabit eylem yapısı, göç ve günlük ritim gibi kavramlar vardır. Örneğimiz bir kuş olsun. İşte, burada bir kuşumuz var. Sabit eylem yapısı, doğuştan gelen hareketin daha kompleks yani karmaşık bir çeşididir. Bu bir içgüdüdür. Ama bu karmaşık davranış hayvanlarda zaten yerleşiktir. Mesela bu sabit eylem yapısının gerçekten yaygın bir örneği çiftleşme dansıdır. Eşlerini kendilerine çekmek için çiftleşme dansı sergileyen kuşları muhtemelen duymuşsunuzdur. Ve bu danslar eşlerini kendilerine çekmek için kullanmayı bildikleri sabit davranış çeşitleridir. Göç de bir diğer karmaşık davranıştır. Ve bunu kuşlar bağlamında, kışın güneye uçmaları olarak düşünebilirsiniz. Yani göç, doğuştan gelen davranışların kompleks bir halidir. Günlük ritimler ise vücudumuzun biyolojik saatinin bir parçasıdır. Uyuma, kalkma gibi döngülerinizi düzenler. Mesela, daha önce hiç jet lag olduysanız, yani uzun bir uçak yolculuğundan sonra sersemlediyseniz, bu günlük ritminizin darbe yediği bir zamandır. Yani bir kuş için şunu söyleyebilirsiniz. Kuş her gün şarkısını söylemek için doğal olarak sabah erkenden uyanır. Şarkı söyleyen bir kuş. Yazalım. Şarkı söylemek için erkenden uyanmak. İşte bunlar en basit doğuştan gelen davranışlar. Şimdi sıra öğrenilen davranışlara geldi. Öğrenilen davranış deneyimle kazanılan davranıştır. Bunlar en yaygın öğrenilen davranışlardır. Alışma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve içgörüsel öğrenmedir. Bu terimlerin birçoğu bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Şimdi küçük bir senaryo hayal edelim. Farz edelim bu sizsiniz. Okuldaki ilk gününüz ve ilk defa bir yurtta kalıyorsunuz. Tabii ki bir oda arkadaşınız var ve diyelim ki sizden bir hafta önce buraya yerleşmiş. <laughs> Sizden biraz büyük oldu. Bu sizsiniz. Bu da o da arkadaşınız. Ve bilirsiniz, çok sık olan bir şey. İnsanlar mısır patlatırken kazayla yakarlar. Şimdi burada mısır patlağımız var. Buraya da yanık mısırı gösteren dumanı çizeceğim. Mısır yanınca yangın alarmı çalar. İşte bu da yangın alarmı. Diyelim ki yangın alarmı çok sesli çalıyor. Yurt odasında ilk gününüz olan siz yangın alarmını duyuyorsunuz ve çıldırıyorsunuz. Ama bir haftadır orada olan oda arkadaşınızın kılı bile kıpırdamıyor. O yerinden kıpırdamama hali bir alışma örneğidir. Alışmayı bir uyarıcıya karşı tepkide azalma ya da son bulma olarak düşünebilirsiniz. Oda arkadaşınızın çok sesli çalan yangın alarmına tepki bile vermemesi bir çeşit alışmadır. Sıradaki terimimiz klasik yani şartlı koşullanma. Klasik koşullanma, bir uyarıcının belli bir tepki yaratan ikinci bir tepkiyle ilişkilendirilmesi olarak özetlenebilir. Yangın alarmını duyunca çıldırmanız bir çeşit klasik koşullanmadır. Yangından korkmak doğaldır. Kimse size yangından korkmayı öğretmemiştir çünkü yangın doğal olarak korkutucudur. Yangın alarmı ise yangın gibi tehlikeli değildir. Ancak siz bu durumda Yangın alarmına, yangına vereceğiniz aynı şekilde tepki verdiniz. Çünkü burada yangın alarmı yangını temsil eder. Onunla ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden benzer bir tepki verirsiniz. İşte bu klasik yani şartlı koşullanmadır. Edimsel koşullanma ise bir davranışı takip eden sonuçların o davranışın tekrarını artırıp ya da azalttığı bir çeşit öğrenmedir. Mesela yangın alarmı çaldığında oda arkadaşınız endişelenmemenizi söylüyor. Yanmış mısırın kokusunu alabiliyorum diyor. Ayrıca dışarıya çıkmaya zahmet etmemenizi çünkü yurt görevlisinin kimseyi yazmadığını söylüyor. Yani ilk deneyimine dayanarak dışarı çıkmasının gerekmediğini ve sorun yaşamayacağını biliyor. İşte bu bir çeşit edimsel koşullanmadır. İçgörüsel öğrenme ise bir probleme Ani bir çözümle beliren zihni bir süreçtir. Bu bir çeşit aniden bir çözüm ürettiğiniz işte bu andır. Bunu yanan patlamış mısırla ilişkilendiremiyorum ama örnek olarak matematiksel bir denklem düşünebiliriz. Zor bir denklemi çözmeniz istense bu biraz zamanınızı alabilir. Ama bir anda aklınıza bir çözüm yolu gelirse bu içgörüsel öğrenmedir. Çünkü toplama, çıkartma, çarpma, bölmeyi ve bunları problem çözümünde kullanmayı daha önce öğrenmişsinizdir. Sonunda bir çeşit öngörü ya da işte bu anını yakaladığınızda bu içgörüsel öğrenme oluyor. İşte bunlar öğrenilmiş davranışların çeşitleridir ve bunların hepsi de doğuştan gelen davranışların türleri